Yani bu semavi dinler işte üç büyük din, Yahudilik biraz bir ırka mahsus, Hristiyanlık ve İslam. Şimdi bu dinlerde bir üst otorite, ilahi bir otorite söz konusu olduğu zaman bireyin kendi potansiyel yetilerini geliştirmesi ve özne olması imkansızlaşıyor. Yani tepede emreden, doğruyu söyleyen, doğruyu direktif olarak gösteren, bizi yaratan, işte yönlendiren bir güç var. Ve siz bunun altında onun kulusunuz, kölesisiniz, onu dinlemek zorundasınız. Her konuda emirleri var. Bu dalgaya kapılmış bir insanın kendi yetilerini, mental ve duygusal kapasitesini geliştirmesi mümkün müdür? Değildir. Onun için çoğu Müslüman bir robot durumundadır. Kendi hayati sorunlarını mutlaka bir üst otoriteye sorup çözmek isteyecektir. Kendi iradesine itimadı yoktur. Çünkü o iradeyi zaten geliştirmemiş. Dolayısıyla özne değildir. Müslüman kolektif bir özneye bağlıdır. Bu kolektif özne de Tanrı'nın emirlerine bağlanmış, kendi kendini yöneten bir özne değildir. İslam ülkelerinde 20. yüzyılın başında reform hareketleri başladı. İşte Osmanlı'nın son zamanları, Mısır'da 1900'lerin başlarında ve daha sonra diğer yeni devlet bağımsız olan Arap ülkelerinde az çok yani Batı kültürü, Batı medeniyetini örnek alma gibi bazı hareketler başladı. Fakat pek tutmadı. Yani Türkiye'de yani 100 yıla yakın bir seküler yönetimden sonra bu son 18 yıldır tekrar geriye gitme, bir Osmanlı'nın devamıymış gibi dini bir rejime doğru yöneliş, bu seküler kültürün pek kök salmadığını gösteriyor. Yani Kemalistler bile özne olamamışlar. Kemalistler de Kemalizmi, Atatürk'ün düşüncesini, devrimlerini bir din gibi telakki ettiler. Ve bu sebeple bir kenara çekildiler. Bak 18 yıldır Kemalistler nerede? Ses çıkaran da yok. Çok böyle şey, sistemli bir İslamlaşma hareketi var Türkiye'de. Buna karşı çıkan da yok. Dolayısıyla tek meşruiyet zemini yine İslam oluyor. Şimdi sizin ilk söylediğiniz çeşitli tefsirler var, çeşitli yorumlar var. İşte barış dini midir, cihat dini midir, mücadele dini midir? Bana göre barış dini değildir. Bunun en büyük örneği 14 asırdır barış içerisinde olan bir İslam ülkesi olmamıştır. Ha Abbasilerin 9-12 yüzyıl arasındaki hani İslam medeniyeti dediğimiz felsefenin, sanatın içinde olduğu, edebiyatın olduğu bir dönem diyebiliriz ama o dönem de İslam'dan kopma dönemidir. O dönemde yetişen simalar, filozoflar, işte İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd'le bunlar din adamları tarafından suçlanmışlardır küfürle, kafirlikle. Bu sebeple yani İslam dini işte ne bileyim bir barış dinidir, ne bileyim insanları sevgiyle birbirine bağlamak ister, tüm insanlığa kucak açmıştır. Bunlar sadece fantazi isteklerdir. Doğru da değildir. Yani her yönüyle İslam'a gerçekten inanan bir kimsenin kendi yetilerini geliştirip adil olması, merhametli olması, kendi inancını
paylaşmayan insanlara dostlukla yaklaşması mümkün değil. Dolayısıyla bu şey devam edecek, bu kargaşa İslam dünyasında. Dikkat ederseniz sesi en çok yüksekten gelen İslam ve Müslüman eleştirisi yine İslam'ı yeniden anlatmaya, anlamaya çalışan kimselerden geliyor. Reformist mentaliteli kimselerden geliyor. Yani İslam'a dayanarak, İslami meşruiyet alanı görerek Müslümanları eleştiriyor. Bu alanın dışına çıkamıyor. Yaşar Nuri Öztürk öyleydi. Ta önce Afgani öyleydi, Abduh öyleydi. Yeni işte şey var. Bir tane bir din adamı var. İsmini unuttum. Habire eleştiriyor iktidarı filan ama Kur'an'ı yeniden yorumlayarak. Halbuki yani bu kötülükleri yapan kitle yine İslam'a dayanarak yapıyor. Yine Kur'an'ı okuyan, hadisleri okuyan kimselerdir. Dolayısıyla bir sistemin sebep olduğu kötülükleri yine o sistemle çözmek mümkün değil. Onun dışına çıkamıyorlar. Çünkü İslam dışındaki bir kültür tesis etmedi İslam ülkelerine, Orta Doğu'da. Yani Batı tipi düşünce, seküler düşünce. Var az çok. İşte bizler de seküler kimseleriz. Siz öyle değil misiniz? Ali Osman da öyle biliyorum. Fakat kaç kişiyiz biz? Yani biz bir düşüncenin, bir değerin meşruiyeti için İslam'a başvurmayız ki. Felsefi argümanlar ortaya koyarız. Etik argümanlar ortaya koyarız. Ama İslam dünyasında böyle bir zemin oluşmadı. Müslümanı ve İslam'ın bir gidişatını eleştirenler yine İslam'a başvurarak, İslam'ı referans göstererek eleştiri yapıyorlar. Bu sebeple yani Batı'da nasıl oldu? Batı'da 3-4 asır içerisinde laik bir kültür adım adım gelişti ve Hristiyanlık dışında meşru bir alan doğdu. Meşru bir etik alan, meşru bir davranış biçimi, bilimsel ilerleme, teknoloji, efendim dine kutsal kitaba başvurmadan bir doğruyu ortaya koymak. Yani böyle bir kültür gelişti ve Hristiyanlık bu yüzden toplumun şeyinden toplumsal alandan çekildi, kiliseye doğru gitti. Bizde böyle bir gelişme olmadı ki. İslam hep sahada vardı ve İslam dışı hareket çok cılız kaldı. Dolayısıyla yani İslam'da münbit bir alan. Hani bir meşhur sosyolog Ernst Gellner der ki İslam'da bir öz var, değişmiyor. Yani Batı bilimi ve medeniyetin etkisiyle bile yok olmuyor. Devamlı kendini yeniliyor. O bu şekilde bir analiz yapıyor. Ama benim analizim şu. İslam'ın dışında bir meşruiyet alanı oluşmadı. Yani İslam'dan çıkan kendini nereye atsa? Öyle bir kültür, öyle bir yaşam biçimi yok ki. Olsa çıkacak onda. Evet. Böyle bir cevap vermiş olayım. Sizi tatmin eder mi bilmiyorum.